Bloomberg ET ekranlarında ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi salı gecesi itibariyle karşınızdayız. İki değerli konuğumuz var. Biri Ankara stüdyomuzda Profesör Doktor Fatih Özatay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İstanbul stüdyomuzda da Profesör Doktor Sinan Alçın bizlerle. Hoş geldiniz değerli hocam. İzninizle Ankara ile başlayacağım. İzleyicilerimize bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Ve bu akşam enflasyonla bugünün konusu, onu değerlendirmekle başlamak istiyorum. İzleyicilerimizin de bu arada mesajları, soruları varsa bizlerle paylaşabilirler. Twitter adresimiz ekranlarda @bloomberg_et. Twitter'dan hem Fatih Özatay hem de Sinan Alçın'a sorularınız, mesajlarınız varsa, enflasyona dair düşünceleriniz, görüşleriniz varsa bizlere iletebilirsiniz diyeyim. Fatih Özatay, değerli hocam, yeniden çift hane diyoruz ama şöyle isterseniz bir genel değerlendirmeyle girelim bugünkü enflasyon. Ama biz biraz daha şeye odaklandık. Yani beklentinin altında gelmesi sanki biraz daha dikkat çekti gibi. Yeniden çift tane yerine 11'ler bekliyorduk. 10,5'lar geldi. Sizin genel bir değerlendirmenizle sonra detayına gireriz. Buyurun. Beklentinin altında gelmesi güzel tabii. Birinci unsur bu. İkinci unsur, Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda tahmin etti. Yıl sonu enflasyon biraz daha yukarıda. Dolayısıyla sanki böyle giderse enflasyon gerçekleşmesi onun da altında kalacak. Bu çerçevede bakıldığında güzel. Ama zaten bu çift haneye çıkması bekleniyordu. Bir diğer bence önemli nokta, bütün çekirdek enflasyon göstergelerinde benzer bir artış var ama esas Merkez Bankası'nın baktığı C alt kaleminde çekirdeğin 2 puandan biraz daha fazla, 2.6 puan var. Yani illa bir olumsuzluk aramak gerekirse burada aranabilir ama bütün çekirdek enflasyon göstergeleri de tek hanede, bir tanesi dışında. Bu da iyi bir nokta. Ama burada yani temel üzerinde durulması gereken konu, Merkez Bankası'nın 2020 tahminleriyle ki o da sanıyorum yıl sonu %8'in biraz üzerinde, 8.2, uyumlu mu bu, oraya gidebilir mi, yani bu iş sürdürülebilir mi, enflasyondaki gidişat olumlu gidişat iki haneye çıkmasına rağmen. Evet, önemli olan sürdürülebilir mi enflasyondaki bu tablo, onu sorup bıraktı Fatih Hocam. Döneceğim ben bir kez daha size ilk yorumun ardından sürdürülebilir mi diye. Sinan Hocam, siz nasıl görüyorsunuz? Hem çekirdek tarafını anlattı Fatih Özatay, hem de Merkez Bankası'nın dikkat ettiği tarafı. Buyurun. Beklentiler aslında tekrar çift haneye çıkması yönündeydi. O gerçekleşti ama beklentinin biraz altında, sizin de söylediğiniz gibi. Çünkü genel olarak bir en azından %11'in üzerine çıkar diye bekliyorduk. Fakat onun altında geldi. 10.56 geldi. Şimdi bu muhtemelen bir sonraki aydaki artışla birlikte 12 beklentisi, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi olan 12'nin gerisinde 11 ile 11.5 arası bir değerle yılı kapatmış olacağız. Öyle gözüküyor. Şimdi niye böyle bir durum var diye baktığımızda, hani baz etkisi diye çok konuşulan meseleyi belki bir tekrar etmek lazım. Evet. Geçen yılın Kasım ayında, yani 2018 Kasım'ında aylık bazda fiyatlar -1.44 düşmüş. Evet, şimdi onu çıkartıyoruz seriden. Onun yerine bu yılın Kasım ayındaki aylık değişimi koyuyoruz. 0.38'lik artış var. Ve ikisi yer değiştirdiğinde geçen ayki 8.55'lik enflasyon oranı, bu manşet rakamda 10.56'ya çıkıyor. Bir sonraki ayda da yine 2019'un aralığında 0.40 düşmüştü. Dolayısıyla şimdi sınırlı, yani sınırlıdan kasıt yine bu seviyelerde bir artış bile olsa aylık bazda, bu enflasyon oranını yukarı çıkartacak. Fakat çıkış 11 ile 11.5 arasında, yani o bantta sıkışacak, öyle gözüküyor. Bu tabii şu açıdan hani geleceğe dönük projeksiyonda şöyle bir anlamı var. Demek ki 2020 yılında yeniden tek hane olabilir mi, bunu tartışacağız. Bununla ilişkin olarak da aslında elimizde şeyler var, yine doneler var. Bir tanesi çekirdek enflasyon. Çekirdek enflasyon geçen aya göre artış gösterdi, %2'nin üzerinde, evet, ama manşet rakamın altında kaldığı için uzun erimli olarak baktığımızda manşet rakamı da aşağıya doğru taşıyabilir. Onun ötesinde bizim özellikle son 2 yılda yaşadığımız enflasyonun maliyet itişli enflasyon olduğunu düşünecek olursak, burada esas bakmamız gereken belki yurt içi
üretici fiyatları. Hı hı. Yurt içi üretici fiyatları 2018 Eylül ayında %46,5'a kadar çıkmıştı. İnanılmaz. O evet. Muhtemelen kur etkisiydi değil mi tabii, hocam? Tabii. Kur şoku etkisiyle bunun sonucunda zaten tüketici fiyatları %25,6 düzeyinde artmıştı. Geçen ay burada dip noktayı gördük yurt içi üretici fiyatlarında. 1.70'e kadar düşmüştü. Şimdi orada bir yukarıya doğru bir hareket görüyoruz. 4 küsürlerde yanılmıyorsam. Ve genel itibariyle 4.26. Genel itibariyle de şunu söyleyebiliriz. Enflasyon içerisindeki bu üretici fiyat baskısı büyük ölçüde kur şoku etkisinin geçmiş olması nedeniyle çekildi. Ha, şimdi neyle karşı karşıyayız? Yani 2020 yılına dönük olarak enflasyonu yukarı çıkartabilecek esas unsur burada toplam talepteki artış olabilir. Yani tüketim cephesi olabilir. Ona ilişkin de dün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamları içerisinde hane halkı tüketimde hafif bir kıpırdanma görüyoruz. Yani büyümeye katkısı 1,5 olmuş şey anlamında. Dolayısıyla hafif bir hareketlenme var. Bunun devamı halinde 2020 yılında tek hanelere inse bile kalıcı olarak orada kalmayabilir. Peki enflasyon. Burada biraz içeride tüketim ve biraz daha ekonomi canlanmasına ilişkin acaba bir baskı olur mu diye Sinan hocam sordu. Ankara'ya Profesör Doktor Fatih Özatay'a bir kez daha döneceğim. Değerli hocam, şimdi aslında önümüzdeki senenin de tablosu şöyle böyle diyeyim, biraz belli gibi. Ekonomistlerin tahminleri düşük çifthanede ilk yarıyı kapatırız. Ama işte belki Temmuz, Ağustos gibi yeniden tek haneye enflasyon düşebilir beklentileri var 2020 için. Sinan hocam İstanbul'da biraz içerideki biraz ekonominin canlanması noktasına vurgu yaptı. Acaba bunun bir baskısı olabilir mi dedi. Sizin bu enflasyonda düşük kalıcı, düşük çift hane ya da tek hane bu hedefler noktasında sürdürebilmek, yakalayabilmek adına nelere dikkat etmemiz lazım? Sürdürülebilmesi için ne gerekli? Şimdi 3 tane unsur var. Biri Sinan Bey'in söylediği iç talep. İç talepteki canlanma sürerse dolayısıyla enflasyona oradan ufak bir olumsuz etki gelebilir. Bir diğerleri enerji fiyatı, bir diğeri. Üçüncüsü döviz kuru. Kalınca bunlardan en belirleyici olacak olanı döviz kuru. Ya bu düşük tekhanede kalması için döviz kurunda bir şok yaşamıyor olmamız lazım. O zaman ben kendi kendime şunu soruyorum. Kurdaki son aylarda gözlenen sükunet, çok düşük oynaklık sürdürülebilir mi? Eğer sürdürülebilirse iç talepten çok önemli bir baskı geleceğini düşünmüyorum. Diyelim ki %4 büyüdü 2020'de, tahminler bunun altında ama hükümetin hedefi de %5 tahmini ya da neyse. Yani %5 bile büyüse sonuçta potansiyel büyüme oranımızı dikkate aldığımızda, ki bu da ortalama 50 senelik büyüme oranımız diye bakabiliriz, %4.8. Hadi o son yıllarda biraz düşmüş olsa bu yatırımlardaki gidişat nedeniyle, diyelim ki %4. Dolayısıyla hani %5, %4 büyüme çok fazla bir enflasyonist baskı yaratmaz. Yaratacak olan kurda yeni bir hareket olur mu, olmaz mı? %4, %5. Demin sorduğum soruya geliyor dolayısıyla. Fatih Hocam özür dilerim. %4, %5 büyüme olursa bu enflasyonda bir baskı yaratmaz mı diyorsunuz? Yani çok kayda değer bir baskı yaratmaz. Çünkü sonuçta potansiyel büyüme oranının üzerinde büyürseniz, yani mesela o %5, ne bileyim ben işte %7, %8, %6,5, o bayağı bir baskı yaratabilir. Hı hı. Ama %4 sonuçta potansiyel büyüme oranına yakın bir büyüme oranı. Hani hiç mi etkisi olmaz? Olur tabii. Ama yani bu çok kayda değer bir etki olmaz. Hani ertelenmiş zamlar varsa onlar yapılır. Kar oranları arttırılabilir. Öyle bir takım etkiler olabilir. Ama daha belirleyici olacak. Yani bu tek hanede mi kalacak, iki hane, yoksa yükselecek mi? Burada kur hareketi önemli. O da şeye getiriyor bizi. Yani son zamanlarda kurda görülen bir sükunet devam edecek mi, etmeyecek mi? Orada da iki alt tartışma başlığı var. Bir tanesi iç nedenler, bir tanesi dış nedenler. Dış nedenlere baktığınızda on açık. İşte yeni bir Trump şoku olabilir mi? Şu anda görünmüyor. İki, işte enerji fiyatlarında kayda değer bir artış olabilir mi? Ona yönelik bir tahmin de yok.
Dolayısıyla dışarıdan gelecek şoklar olabilir. Ama onları bir tarafa bırakırsak, o zaman son zamanlardaki esas sükunet kaynağı şeyde görünüyor. Yani iç nedenlerde görünüyor. Bir de şeyi unuttum tabii, dış nedenlerden. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz düşürmesini unuttum. Ya bunlar da gelecek sene tersine bir hareket olursa kurda enflasyonu arttıracak bir gelişme bekleyebiliriz. İç nedenler ise biraz karışık, hani üstü kapalı bir takım gazetelerde ya da bloklarda yazılar var. İşte örtük döviz müdahaleleri vesaire, bilemiyoruz tabii. Hı hı. Onlar sürdürülebilir mi gerektiği zaman? Soru oraya geliyor. Yani bence asıl belirleyici olacak kur. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'ndaki, onu tartışacağız, alacağı faiz kararları açısından da temel soru bu bence. Nasıl gidecek kurdaki gidişat? Yani ben şey çıktığı açısından çok endişe etmiyorum. Belirleyici bir etki geleceğini düşünmüyorum. Evet. Yani olumsuz bir etki olabilir ama çok büyük bir şey olmaz. Çok belirleyici olmaz diyorsunuz. Sinan Hocam, evet, siz de biraz ifade ettiniz yani, evet. Çıktı açığı noktası ve enflasyona baskısı noktasında ama Fatih Özatay, Fatih Hocam dedi ki buradaki en ana hani belirleyici enflasyon üzerine, aslında biz geçen sene ÜFE'de bunu çok net gördük. Evet. 46'lar siz ifade ettiniz, manşet enflasyonu 24-25'lere doğru hakikaten uzun süredir görmediğimiz yüksek seviyeler vardı. Önümüzdeki sene sizin kur çok önemli dedi Fatih Özatay. Bu konudaki hem beklentiniz hem de kurun etkisine dair kur cephesinde çok hakikaten sakin bir şekilde gidiyoruz son aylarda. Kurun, evet, oynaklığı bayağı bir düşmüş durumda. Nasıl görüyorsunuz enflasyona etkisi açısından önümüzdeki seneyi konuşurken? Ben kurda benzer bir eğilimin devamını bekliyorum. Yani uluslararası kurumların yaptığı şeylerde de, tahminler ve, hı hı, anketlerde de örneğin Haziran ayı sonu itibariyle beklenti ortalaması 6.20 civarı. Yani bir artış, fakat bu artış istikrarlı ve volatil olmayan bir artış. Bu tabii ki Türkiye ekonomisi açısından rekabetçi bir kur politikası da izlendiği için yönün böyle olabileceğini söyleyebiliriz. Ama bu bir maliyet şoku yaratacak durum değil. Yani bir 2018'de yaşadığımız benzeri bir kur şoku yaşayabilecek durumda değiliz açıkçası. Çünkü o pozisyonda değiliz. Yani ekonomi yaşayacak hali de kalmadı. Yani böyle bir kur şoku kalmadı. Bir özel kesim, böyle bir cari açığımız da yok. Evet, özel kesimin çünkü yabancı para cinsi borç açığı o kadar yüksek değil. Dolayısıyla bu ihtimali ben masanın dışına taşıyorum. Tabii ki jeopolitik riskler ve diğer siyasi riskler var. Yani Trump'ı da saydı Fatih Hoca. Trump, evet. Bilemiyoruz. O tahmin edilemez bir figür şu an için. Öyle, ama 2020 yılı içerisinde ben Türkiye ile olan ilişkilerini hani şu anki konumdan daha geriye götüreceğini düşünmüyorum. Yani kendi seçim sürecine, nitekim bugün NATO zirvesi sonrası yaptığı açıklamalarda da bunu görüyoruz. Hı hı. G20 sürecinden başlayan bir şey aslında. Japonya'dan şey başlayan bir, evet, o var. O devam ediyor. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi burada esas aslında hani enflasyonun maliyetten talep tarafına doğru geçebilir derken şunu kastediyorum. Şimdi biliyorsunuz yönetilen, yönlendirilen fiyatlar vardı. Geçen yıl çok tartıştık bunu. Özellikle bu tanzim satışta bazı fiyatların marketlerde kontrol altına alınması. Bakın şu an alt kırılımlarda bu yönetilen, yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 8.47. Yani manşetin de altında. Bu ne demek? Aslında yönetilen şey kalkmış ortadan, yani baskı kalkmış. Hatta tersini söyleyebiliriz. Örneğin tütün ve alkollü içeceklerde yıllık fiyat artışı %43. Buyurun. %43. Şimdi orada ama vergi artışları da var. Vergi artışları var ve bu vergi artışları yeni yılda da devam edecek. Mesela turizm sektöründe. Şimdi turizme uygulanan bu yeni konaklama vergisi, getirilmekte olan konaklama vergisi ilk etapta turizmciler üzerinden alınacakmış gibi gözükse de bu bir süre sonra elastikiyete bağlı olarak tüketicilere yansımaya başlayacak. Yani fiyatlar üzerinde bunun belki hani bir maliyet şeyi olabilir, etkisi olabilir. Dolayısıyla talep, yani ekonomideki canlanmaya bağlı olarak, hani enflasyon %20 olur demiyorum tabii ki. Şunu söylüyorum, tekrar etmek gerekirse. Şu an %11, yıl sonunda da 11
bu çağa doğru bir yerde bitireceğiz. 2020 yılında bunun hızlı biçimde aşağıya düşmesini bekleyemeyiz. Yine bu dolayımda olur. Yani %10'lar civarında olur. Çünkü aşağıya doğru düşmesini engelleyecek şey şu. Ekonomi potansiyel hasılasının gerisinde olsa da %3, %3,5 civarında büyüse de bu talep artışından büyük ölçüde kaynaklanacak. Dolayısıyla bu da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü, yani yukarıdan kasıt yine işte %10 bantının belki birazcık üzerine doğru ittirebilir fiyatları bu. Ankara'ya dönerken Serkan Bey'in Etbol'un Börke Edilen Twitter'dan izleyicilerimizin de mesajlarını alıyoruz. Diyor ki yani daha kalıcı düşürmek için üretim yapısının ithalata bağlılığı değişmesi lazım diyen bir izleyicimiz var. Kürşat Bey. Serkan Bey'in mesajı vardı. Onu aslında soracaktım ama o mesaj da güzel olduğu için okudum. Yıllık gıda enflasyonu nasıl %9 oluyor demiş. Bazı ürünler saymış. Buralarda en az %20'lik bir biz fiyat artışı gördük. Enflasyon görüyoruz diye ifade etmiş. Şimdi aslında şöyle gelmek istiyorum Fatih Hocam. Biz enflasyonu 24-25'lerden aşağı doğru indirirken her şey, bütün rüzgarlar arkamızdan esti enflasyonu düşürmeyindi. FED faiz indirdi, bol para dönemi, FED'in bilançosu hala yükseliyor bu dönemde. Özellikle Suriye meselesinde Amerika ile iyi bir uzlaşmaya varıldı. %100 olmasa da S-400'ler konusunda bir yaptırım gelmedi. İçeride özellikle bizim kur üzerindeki tansiyonun hiç artmadığını gördük, oldukça sakin ve gıda geçen sene bizim işte patates, soğan depolarına basma haberlerinin olduğu bir ortamda gıdanın da çok güzel bir şekilde bize yardımcı olduğu bir süreçte, yani her şey yolunda gitti deyim yerindeyse. Şimdi burada önümüzdeki sene, tabii siz kura bağladınız ama önümüzdeki sene gıda mesela bu kadar iyi gidecek mi? Bir. İkincisi, böyle bir arıza çıkarsa, arıza başka nereden çıkabilir? Enflasyon görünümünü olası bozulma riski konusunda ne dersiniz? Ya, gıdayı bilemiyorum. Yani sonuçta gıda nasıl gider onu bilemiyorum. Ama yine kur çok önemli. Şu nedenle önemli. Yani kur çok fazla artmayacak olursa sonuçta bu enflasyon daha düşebilir, ama kur çok fazla artmayacak olursa çok büyük bir varsayım. Ara sıra kasaba gittim zaman soruyor bana, hocam ne olacak diyor kur. Sen bana Trump yeni bir tweet atacak mı atmayacak mı onu söyle, ben de sana kuru söyleyeyim diyorum. Evet. Ya, bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla hani bu Merkez Bankası kararı açısından da önemli olacak. Ya böyle bir şok olasılığı var sonuçta, yaptırımlar. İşte bugün gazetelerde haberler vardı. İki tane senatör güya Trump'a mektup yazmış. Biri demokrat, biri cumhuriyetçi. Bu yaptırımları devreye sokun diye. Ya benim uzmanlık alanım değil ama sonuçta böyle bir risk var. Ama hani hiç bunlar olmayacak olursa, salt ekonomi %3, %4 büyüyecek diye enflasyonun ne bileyim ben hani bu bulunduğu yerde kalmasını beklemem. Hani nereye düşer? O acayip bir düşme de olmaz. Diyelim ki %9'a düştü, %8'e düştü. Unutmayalım, bu %8 çok sihirli bir rakamdı. Bütün 2006 2013 yılları biraz kabaca söylüyorum arasında ortalama enflasyon da buydu. Yani oraya doğru bir düşüş görebiliriz ama bu benim beklentim de değil, büyük bir varsayımla söylüyorum. Yani kurda yeni bir şok olmazsa bu %3, %4, 4,5 büyümeyle olabilecek bir şey. Gıda fiyatlarını bilmiyorum. Bir de dediğiniz o var tabii. Gıda fiyatlarında korkunç bir artış varken şimdi düşük. Yıllık %9 düşük o zaman. Ama bunu bilemiyorum. Evet, bilemiyorum. Evet. Yani ben şeyi çok önemli buluyorum. Yani kur meselesi önemli. Sinan Hocam, size dönmeden. Şimdi kura çok dikkat dikkat çektiği için Fatih Özetay. Bir yeni kur şokunun oluşma riski var mı? Yani o zaman hani bir temele daha, temel nedene doğru kademe kademe inmeye devam edelim izninizle. Çünkü Sinan Alçın, sevgili hocamız ifade etti. Aslında reel sektörün döviz açık pozisyonu 210'lardan sanırım 180'lere doğru biraz gevşedi. Cari açık 55 milyar dolarların üzerinden işte 3-5 milyar dolar cari fazlaya geçti.
döviz teyidat hesapları diyelim, vatandaş alacağını aldı artık. %50, %94 milyar dolarlık bir döviz mevduatı var. Tüzel kişiler ve gerçek kişilerin. Tabii ki Amerika ile ilişkiler, ama Amerika ile diyelim ki ilişkiler bozuldu. Bir sıkıntı çıktı, bilemeyiz. Kötü senaryoda temel makro değişkenler açısından kuru, yeni bir kur şokuna neden olabilecek bir tablo var mı? Yoksa şey mi dersin, ya Barış geçen senenin tablosu buydu, bu sene o kadar sert bir kur şoku yaşamayız. İşte faizimiz zaten burada, cari açığımız, yani biraz daha değerli hocam bir kur şoku riski değerlendirmesi rica ederim sizden. Madem ki enflasyon için en belirleyici o. Var tabii. Yani sonuçta dediğiniz unsurlar tamam. Yani cari işlemlerden gelen, kapanmasından gelen bir döviz talebi yok dolayısıyla. Ama unutmayalım, üretim arttıkça cari işlemler dengesi de açık vermeye başlayacak. İthalat artıyor değil mi son zamanlarda? Evet, %14 Kasım verisi tamam, yukarıda. Onu bir tarafa bırakıyoruz. Bu bir şok değil. Ya bu normal Türkiye ekonomisinin durumu. Sizin soru daha çok şokla ilgili. Şimdi şunu da unutmayalım. Bir şok gelirse etkisi ne olur kısmına baktığımız zaman tabii ki cari işlemler açığı önemli. Açık pozisyonda hem şirketler kesiminin hem de bütün ekonominin azaldı doğal olarak. O nedenle zaten Türkiye ekonomisi küçüldü. O da tamam. Ama hala mesela Merkez Bankası verilerine göre önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç miktarı 170 milyar dolar. Ya bu rekor mu değil? Ya 200-210 olduğu zamanlar vardı. Bu açık pozisyonların azalmasıyla bu da düştü. Ama Türkiye'nin sonuçta bu 170 milyar dolarlık ödenmesi gereken dış borcunu bir miktarını ondan daha az borçlanmasına yol açacak her unsur, her şok kur üzerine baskı olur. Hı hı. Hani bunun üzerine eskiden cari işlemleri de ekliyorduk. Dolayısıyla yine soru şey geliyor. 2018 Ağustos'undaki gibi bir şok gelirse, o zamanki açık pozisyon daha fazlaydı, kur etkisi çok yüksek oldu. Yine şimdi o zamanki gibi bir şok gelirse, açık pozisyonlar o kadar değil ama var. Tamam? 170 milyar dolar da ihtiyaç var. Ha, kur etkisi o kadar olmaz da biraz daha az olur ama var. Bir de şok daha fazla olabilir yaptırım nedenleriyle. Ha, bu şok olasılığı nedir? Onu, o benim alanım değil, bilmiyorum. Ama yani yazılan çizilenlerden ve yaşadıklarımızdan onlar dikkate alındığında bu olasılık var ne yazık ki. Peki. Bu olasılığın da kuru arttırma ihtimali yüksek. Çünkü ödenmesi gereken bir hala önemli miktarda dış borç var önümüzdeki bir yıl. Evet. Teşekkürler. Bu kur konusunda ve kurun enflasyona olası geçişkenliği, yeni bir kur şoku riski ve onun dozu konusunda yani olur olmaz ya da çok sert olur, daha az sert olur. Ne dersin Sinan Hocam? Bir de senden yorumlayacağım. Şimdi bu otomatik stabilizatör dediğimiz şeyler var ekonomide. Yani siz isteseniz de istemeseniz de bir şekilde kendi dengesini bulan durumlar var. Mesela bu ilk Ağustos'taki kur şokunda anımsayacak olursak hızla 6.5'a, oradan 7.20'ye doğru çıktı. Ve acaba insanlar hani 8, 9, 10, 11 diye bu birkaç gün içinde saymaya gidecek. Saymaya başlıyordu insanlar. Tabii öyle bir şey, hani iktisat bilimi içerisinde hani tanımlayabileceğimiz bir durum değil. Çünkü sizin paranız hızla değer kaybettiğinde, ki 2018 yılında %40'ın üzerinde değer yitirdi Türk lirası Amerikan doları karşısında. Böyle bir durum olduğunda sizin bütün mallarınız bir sefer dünya için ucuz hale geliyor. Dolayısıyla içeriye doğru bir döviz girişi oluyor. İsteseniz de istemeseniz de. İşte son bir yılın dış ticaretine bakalım. Az önce vurguladınız, cari fazla veriyoruz. Niye verdik cari fazla? Acaba çok fazla ihracat arttığı için mi? İhracat arttı kur etkisiyle, ama daha ağırlıklı olarak biz dışarıdan alıp üretim yaptığımız için o kadar pahalı hale geldi ki yabancı girdiler. İthalat çok hızlı düştü. Şimdi toparlanmayla birlikte mesela o cari fazlanın eriyeceğini göreceğiz. Öte yandan
özel kesimin pozisyonunun azalmasının yanı sıra döviz tevdiat hesapları da, yani bir iddihar gibi düşünürsek onu, gömüleme gibi, ne ekonominin ilerlemesine müsaade ediyor ne de geriye doğru gitmesine müsaade ediyor. Orada bir şey var, çözülmeyi bekleyen bir buzul kütle oluştu. Bir tıkanıklık var. Bir tıkanıklık var. Şimdi şu soruyu soralım. Doğru veyahut da herkes için iyi bir dolar kuru var mı şu an? Yok. Bunu söyleyemeyiz. Ama bir yöne işaret edebiliriz. Yön şudur. Türkiye ekonomisinin büyüme trendini sürdürebilmesi için ağırlıklı olarak da hani ihracat eğilimi olduğuna göre demek ki bu döviz kurunda yukarı yönlü hareket belki geçmişte olduğu kadar, yani geçen yıldaki kadar değil, yukarı doğru hareket eder. Az önce bir izleyicimiz enflasyonla ilgili hani bir yorum yapmış ya, diyor ki enflasyon indirmenin esas yolu aslında üretim yapısını değiştirmektir. Evet, evet. Doğru, gerçekten öyle. Kur da öyle. Yani sizin ekonominiz ne kadar güçlüyse buna bağlı olarak aslında ulusal paranızın da değeri güçlenebilir diğer para birimleri karşısında. Onun için burada işte 2020 yılıyla birlikte eğer büyüme olanakları ortaya çıkarsa daha fazla önceliğimiz bunu nasıl kalıcı hale getirebiliriz? Çünkü esas sorunumuz ne bu 1,5 yılın sonunda diye baktığımızda, yani birinci sıraya yazacağımız problem nedir? İşsizlik. Hı hı. Yani 1 milyon kişi işsiz sayısında artış oldu ve bunun 750 binin üzerinde istihdam kaybıyla oldu. Genç şimdi o alanların 27.3 genç nüfusta, evet. Ve bu istihdam kaybının çok büyük bir kısmı, 450 bin kişisi inşaat sektöründen kaynaklandı. Şimdi inşaatı mesela geçen programda da konuşmuştuk ya, hani evet gerçekten inşaat makyaj bir alan, kozmetik bir alan, doğru, kalıcı etki yaratmıyor. Ama bir taraftan da şöyle düşünelim, şapkamızı önümüze koyup. 450 bin kişi orada istihdamda azaldıysa, Türkiye ekonomisi büyürken istihdamın ilk artacağı yer yine doğal olarak orası olacak. Evet. Buna da alışık olmak lazım. Biraz Twitter'dan gelen, Edmund Burke'den enflasyona ilişkin ve düşük enflasyona nasıl ulaşılacak, izleyicilerimizin bu konudaki mesajlarına şöyle bakalım. Diyor ki bir izleyicimiz, hane halkı borcu yabancı para olmadığı müddetçe kurdaki oynamalar kısa vadede hissedilmez diyor. Zaten biz aldığımız daha önce önlemler neticesinde bireylerin dövizle kredi çekmesini yasaklamıştık. Şu an o şekilde. Yine işsizliğe Hüseyin Öztürk Bey, siz de bağladınız hocam. Sonunda maalesef diyor, işsizlik ortada, işsizliğin yüksekliğine vurgu yapmış. Yılmaz Bey diyor ki ülkemizde mevduatın %51'i döviz. Buna göre kur etkisinin enflasyonu çok etkilemesi pek görünmüyor ama üretim üzerinde, üretim maliyetleri üzerine kurun etkisi ve kurun yönü çok önemli ve dikkatli demiş. Konunuzun Trump hakkında dediği çok doğru diyor Gökhan Ersoy Bey. Trump ne zaman bizi sevmeye başlasın da arkasından sert bir mesaj geliyor. Hani seviyor musun, dövüyor musun noktasında bizim de güzel Türk filmlerimiz vardır. O sahne aklıma geliyor. Şener Şen de Kemal Sunal'ın, hakikaten öyle bir durum söz konusu Trump'ın açıklamalarında. Son açıklamalar olumlu yönde diyor Hakan Bey, NATO zirvesinden. Evet, yani oradan gelen mesajlar biraz daha sıcak gibi görünüyor. Şimdi bir kez daha ben sevgili Fatih Özatay'a, hocama döneceğim. Şimdi Merkez Bankası'nı yavaş yavaş geleceğim ama ne yapar bundan sonra diye. Bizim için 8'ler, 10'lar. Fatih Özatay, Fatih Hocam, bir tabii ki yani şimdi 25'e göre baktığında 10 güzel rakam. Ama enflasyonla mücadele, kalıcı enflasyonla düşüş için bizim hedefimiz 5. Bir türlü de ulaşamıyoruz ama yani bizi kesiyor mu bu? Tamam mıdır yani 8 aralığı, 8-10 aralığı, yüksek tek hane? Bu konudaki görüşlerinizi rica ederim. Buyurun. Kesmemeli. Yani sonuçta dünya ölçeğinde bakarsanız ya da bize benzeyen ülkelere, kim onlar? İşte G20 içindeki yükselen piyasa ekonomileri. Türkiye'ninki en yükseği. Yani Brezilya falan bir ara bizim önümüzdeydi, %3 falan enflasyonu. Yani %5 bile yüksek. Aslında gelmesi gereken yer, hadi diyelim %4. %4'ün üzerine çıkmıyor olması lazım. Çünkü şunu biliyoruz. Hani 5-6 yıl %8'de kaldı, kalmıyor bu. Yani bir şok yediği zaman ekonomi tekrar çıkabiliyor. Ya bu enflasyon derdinden bizim kurtuluyor olmamız lazım. Yani %8, %9 hala çok yüksek bir enflasyon.
Bu Türkiye ekonomisinin bir yerde kırılganlıklarının da bir yansıması. Unutmayalım yani 2006 yılında daha önce programda söyledim. 2002 yılında %70'ti, sürekli düştü. 2006 Nisan'ında %6'ydı enflasyon. Yani nereden nereye geldik? Şu anda hani %11, işte 10,5, ne bileyim ya da tek haneye %9,7 falan diye seviniyoruz ama bunlar gerçekten yüksek enflasyonlar ve ekonomide bir şeylerin de doğru gitmediğini gösteriyor. Dolayısıyla kesmemeli. Nasıl ulaşacağız? Yani biz görebilecek miyiz 5 enflasyonu? Ya görmek mümkün aslında. Yani şunu bir kez kafamızdan çıkarmamız gerekiyor. Ben hep televizyon programlarına falan bakıyorum ya da yazılan çizilenlere bakıyorum. Hep bir şey gidiyor. Yani işte Merkez Bankası biraz faizi indirmese ya da faizi arttırsa ya şey ne olacak? İşsizlik ne olacak? Büyüme ne olacak? Biraz da büyümemiz gerekiyor ama olmuyor işte. Ne yaşadık biz? Enflasyonun %25'e fırladığı bir ortamda biraz önce Sinan Bey'in söylediği gibi işsiz sayısı da 1 milyon arttı. İşsizlik oranı özellikle genç işsizlikte rekor kırdık değil mi? Evet. Bu verilerin yayınlanmaya başladığının rekoru, toplam işsizlikte de rekor. Yani ikisi aynı anda oldu. Dolayısıyla başka kırılganlıklar, yani o şey iktisat giriş kitaplarının ilk chapter'larındaki gibi değil. İktisat teorisinde başka yerler de var. Ama insanların kafaları o şeylerde kalıyor. İkinci sınıf iktisat kitaplarındaki, ya ikinci sınıfta okutulan, ikinci sınıf değil de birinci sınıfta, ikinci sınıfta okutulan iktisat kitaplarının ya işte enflasyonu biraz düşürürsen işsizlik artar. Öyle değil. Her zaman öyle değil daha doğrusu. Nasıl düşer? Ya düşürdük biz bunu vaktiyle. Yani sonuçta ciddi bir program yapıyorsanız, bu ciddi program sizin kırılganlıklarınızı azaltıyorsa neyi yaratmış oluyorsunuz? Bir, risk primine düşürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla reel faizler düşüyor. İki, dışarıdan gelecek şoklara karşı bünyenizi kuvvetlendiriyorsunuz. Trump sizi sevmese de, sevse de, tweet atsa da, atmasa da o kadar fazla etkilenmiyorsunuz. Yani sonuçta Çin Trump'ın söylediklerinden o kadar fazla etkileniyor mu? Dolayısıyla temelde bir programa ihtiyaç var. Yani sadece Merkez Bankası'nın faiz politikası ile olabilecek iş değil. Maliye politikası uyumlu olmalı. Bütçe bozulmamalı. Merkez Bankası sadece enflasyona odaklanmalı. Faizleri ona göre hareket ettirmeli. Çok keskin inişler çok yapmamalı. Belki zamana yaymalı. Aynı zamanda da bankacılık sektörünüzde bir takım sorunlar varsa onları giderecek adımlar atmanız lazım. Bir de başka kırılganlıklarınız varsa ki vardı. 2001 krizinden sonra yasaklamıştık. Döviz geliri olmayan şirketlerin döviz cinsinden borçlanmasını 2009'da bunu serbest bıraktık. Bu geçici bir önlemdi ama kalıcı hale geldi. Geçen seneye kadar sürdü. Şu yaşadığımız olaylarda onun büyük etkisi var. Kırılganlıklarımızın arkasında açık pozisyonda. Ya bunları ortadan kaldırırsak Türkiye bunu yaptı. 2002, 2001'de ortaya konulan program 2001 Mayıs'ında 2006'ya kadar enflasyonu 70'ten 6'ya düşürdü. Yani sihirli bir şey değil ki bu. Yani sonuçta ne bileyim ben yani bütün işte Brezilya'nın da yaptığı bu. Başka Meksika'nın da yaptığı bu. Onlar 300'den getirdiler enflasyonlarını. Yani burada bilinmeyen bir şey yok. Yapılmayacak bir şey yok. Ama bizim biraz zihinlerimizi açmamız gerekiyor. Yani ben bir şeye sanki Merkez Bankası hep şeye sıkışmış gibi böyle. İşte büyüme ama biraz büyüme biraz değil. Olmuyor. Enflasyonu bir kalıcı olarak düşürebilirsek zaten büyüme de kendiliğinden gelecek o süreçte. Risk çok düşecek çünkü. Evet ama işte orada biraz sabredebilecek miyiz? Biraz biz ben kendimi söyleyeyim. Edemiyoruz işte. Biraz sabırsız bir milletiz hocam. Yani biz bir an önce büyüyelim noktasındayız. Bak seneye de öyle olacak sanki bilmiyorum ama. Barış Bey ama bakın 70'ten araya girdim ama. Buyurun. 70'ten 6'ya düştüğü zaman ekonomi ortalama %7 büyüdü. Tamam sermaye girişleri vardı, uluslararası ortam iyiydi falan ama mesela 2004'te onun tam tersi vardı. Irak Körfez krizi vardı. Yani Türkiye bunları yaşadı. Kur şokları oldu falan arada. Ama yani düştü. Büyüme de oldu. İşsizlik de bu düzeyde değildi. %8, %9'du. Olabiliyor bunlar. Tamam.
Şimdi biraz mesajlara dönüp sonra Sinan Hocam size soracağım nasıl olacak diye. Ed Bloomberg'e denen düşük enflasyona nasıl ulaşırız? Enflasyon konusundaki düşüncelerinizi değerli izleyicilerimize lütfen gönderin demiştim. Fırat Bey diyor ki Barış Bey enflasyon yüksek ibaresini ben kullanamıyorum. Bir kesim diyor bu ülkede %50 enflasyonları gördü. Bu seviyelere gayet normal diyoruz biz demiş. Sanırım biraz daha yaşça izleyicimiz geri daha yüksek sanırım. Enflasyonun düşmesini istiyorsak demiş ülkemizi seven yüksek mevduat sahibi, tasarruf sahipleri diyor. Bu tasarrufların ithal edilen ürünlerin yerli üretimine yatırmalı. Böylece hem istihdama katkı sağlar hem de dışa bağlılığımız kalmaz demiş bir izleyicimiz. Enflasyonu düşük kurla bastırmaya başladık diyor. Maalesef cari açık daha sonra artışa geçiyor. İşin sonu yine kur artışı oluyor demiş. Piyasa analiz rumuz izleyicimiz. Cengiz Bey sanırım avukat kendisi. Bizim durumumuz ekonomik olmaktan biraz farklı diyor. Önce hukuki ve siyasi güvenlik kurumların özelliği konusunda tereddütlerin giderilmesi lazım. Daha sonra ekonomik göstergeler iyileşir demiş. Ekonomiyi zıplatacak gereksiz çıkışlar yapılmazsa diyor. Piyasa güveni yeniden artar ve çark dönmeye başlar demiş. Enflasyon rakamları Merkez Bankası'na politikasını soracağım. Koray Urgun Bey sormuş. Birazdan tamamen bu konuyu konuşacağız. Düşük enflasyon diyor gıda fiyatlarında düşüş olursa olur çare de sistemli tarımdadır. Tayfun Çetinkaya Bey göndermiş. Kamunun tasarruf yaptığına diyor vatandaş inanmazsa diyor güven oluşmadığı için dövize yönelim devam eder. Timur Bey göndermiş. Yani biraz diyor kamunun tasarrufunu da görmemiz lazım. Enflasyonun düşüşü için olmayan gelir harcanmaz diyor bir başka izleyicimiz. Bu konuda yine DTH'lar çözülmeden ekonomi tam anlamıyla canlanmaz demiş. Levent Uludağ Bey, Ed Bloomberg'den enflasyon konusundaki mesajlarınızı bizlerle paylaşmaya devam edebilirsiniz. Sinan Hocam nasıl yani daha düşük seviyeyi nasıl yakalayacağız? Yakalanabilir dedi Fatih Özatay. Ne dersiniz? Evet. Şimdi Fatih Hocam katılıyorum. Yani esas itibariyle bu aşağıya doğru indirilebilir ve dünyada bu böyle bir problem yok aslında. Dünyada enflasyon evet, yok değil mi hocam? Dünyada tam tersi eğilimler, deflasyonist eğilimler görüyoruz. Çünkü dünyanın genelinde şu an başka bir sıkıntı var Barış Bey. Büyüme sorunu var. Yani Çin'in büyümesi 2015 yılına kadar 1990'lardan yıllık %12-12,5 düzeyindeydi. 2015'ten bu yana %6,5'un üzerine çıkamadı. Gelecek 2 yılda 5,9-5,3 olarak aşağıya doğru ineceği bekleniyor. Türkiye ekonomisi açısından da daha önce de konuştuk. Yani bu eğilim aslında sadece bu son yıla ait değil. 2011'den başlayan bir yavaşça aşağıya iniş var. Yani bir büyüme sorunu var. Ve dünyada özellikle majör merkez bankaları biliyorsunuz negatif faiz uygulayanlar var. Yani para politikasının sınırlarına gelinmiş durumda. İşte Japon Merkez Bankası geçen ay açıklama yaptı. Ne yapacağız diyorlar. Yani artık para politikasında son şeye geldik. Bundan sonra demek ki maliye politikası araçlarını da biz burada kullanmamız gerekecek. Ne için? Fiyat istikrarı için mi? Hayır. Büyümeyi kalıcı hale getirmek ve bunun ortalama oranını yükseltebilmek. Yani istikrarlı ama yükselen. Tablo, evet. Yurt dışı tablo. Şimdi Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda da 2011'den bu yana içine girdiğimiz süreç aslında bir tıkanmaya işaret ediyor. Yani üretim yapısında bir tıkanmaya işaret ediyor. Ve istikrarlı olarak bir aşağıya iniş var. 2017'yi çıkartırsak KGF etkisini. Dolayısıyla burada Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tabi olduğu kanunda biliyorsunuz Merkez Bankası'nın tek amacı var fiyat istikrarının sağlanması. Fakat fiiliyatta şu an gelinen aşamada finansal istikrarı da önceliyor. Mesela Merkez Bankası Başkanı Ankara Sanayi Odası'nda yine geçtiğimiz hafta İstanbul Sanayi Odası'nda görüşmeler ve konuşmalar yapıyor. Burada ne mesaj verilmeye çalışılıyor? Aslında Merkez Bankası sadece fiyat istikrarını hedefleyen bir kurum değil. Bir yandan da reel kesimi sektörü de destekliyor, yani desteklemelidir deniyor. Şunu mu diyorsunuz Sinan Hocam? O Merkez Bankası Başkanı'nın gelip sanayi odalarında konuşmasının altında bile bir mesaj. Biz sizin yanınızdayız. Çok güçlü düşük bir mesaj var. Faiz gelecek bir sinyali var sana, öyle anlıyorum. Elbette. Çünkü anımsayacak olursak bu faiz indirimleri öncesi yani Temmuz öncesinde genel konsensus aslında ilk indirimin Eylül'de yapılması yönündeydi. İktisatçılar
ve araştırmacılar böyle söylüyordu. Fakat ardı sıra indirimler geldi ve bütün bu indirimin motivasyonu ardından kamu bankalarında faiz indirimleri yaşandı biliyorsunuz. Tamamı ekonomide canlandırma yaratmak için. Şimdi şu soruyu soralım neticede. Önceliğimiz nedir gerçekten? Önceliğimiz 1 milyon insana tekrar iş yaratmak ve gençler arasındaki bu %27.3'lük işsizliği tekrar terse doğru çevirmek mi? Yoksa fiyat istikrarını sağlamak mı? Böyle bir lüksümüz yok tabii hepsini birden kontrol etmek gibi. Bir de bu izleyici şeyleriyle ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Bizde enflasyon dediğimiz mesele aslında 70'lerin ortasından itibaren bu petrol şoku sonrası ortaya çıkıyor. 80'ler sonrası da yani yine bir izleyicimizin hani siz ileri yaş dediniz ama evet. ileri yaşta olmayabilir bu arada 80'ler çok geri değil Barış Bey. İfade ettiği ya biz %50'lere alışmıştık diye. Gerçekten o dönem 94'e kadar geçen dönemde %50 ile %100 arasında psikolojik bir bant vardı. 50'nin altına girdiğinde bir şekilde üste çıkar, 100'ün üzerine çıktığında da aşağı inerdi. Nisan krizinde %144'ü gördük tabii. Şunu Fatih Hocam'a dönmeden Merkez Bankası soracağım ama sanırım Fatih Özetay da onu ifade etti. Burada hani zamanlama konusunda eğer biz enflasyonu, bunu dönem dönem Merkez Bankası başkanlarımız da söylüyor. Enflasyonu eğer kalıcı bir şekilde indirirsek zaten faizler düşecek. Düşük faiz ortamı zaten bir süre sonra büyümeye yardım edecek. Ama hani öncelik ve bir bekleme dönemi. Burada hani tercihten ziyade aslında enflasyonu düşürme amaçlı politikalarda yine büyümeyi artırıp işsizliği düşürmeyi hesaplıyor. Böyle savunuluyor. Buna ne dersiniz hocam? Evet, bu yine hani ders kitabı üzerinden söyleyecek olursak faizle yatırım arasında ters orantı olduğunu söyleyebiliriz ama şu an öncelik oradan çıkmış durumda. Yani siz faizleri istediğiniz kadar indirin, Türkiye ekonomisinde hali hazırda yatırımları o nispette artıramazsınız. Yatırımların artmasını sağlayacak koşul geleceğe duyulan güvendeki artış. Ne demek bu? Yatırımcının gelecekteki kar beklentisinin artması. Bu genel anlamda bir stabilizasyon. Elbette ki enflasyonda da baskılama ama işsizlikte geriye doğru çekilme. Dolayısıyla hane halkının sürdürülebilir talep yaratabileceğini düşünmesi gerekiyor ekonomideki aktörlerin. Ancak bu şekilde kalıcı olur. Peki Fatih Özetay, değerli hocam, şimdi bugün hemen bakıyorum Merkez Bankası yine bir 200 bas puana kadar tahminler çıkmış durumda. Hemen bugünkü enflasyon verisi sonrası yerli yabancı kurumların raporlarına baktığımızda daha önce 100-150 idi. Beklentiler 150-200'e doğru yukarıya revize edilmiş durumda. Ne dersiniz? Yani Merkez Bankası'nın duruşu açısından tabii sadece faizler değil, zorunlu karşılıklar noktasında da bazı adımlar atabileceği söyleniyor. Çünkü kredi büyümesi çok ciddi aşamalara gelmiş durumda. Önce kamu bankaları önderliğinde müthiş bir hızlanma vardı. Şimdi özel bankalar, bugün mesela bir büyük özel bankamız konut kredi faizini 0.99'a çekti. Zamanında kamu bankaları 0.99'a çekince birkaç önce ne oluyor ya, nasıl oluyor falan diyorduk. Bugün bir büyük özel bankamız bu adımı attı. Ne yapacak Merkez Bankası sizce? Ya Merkez Bankası'na geleceğim de önce bir faizle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun estağfurullah. Yani faiz büyüme vesaire. Lütfen. Yani şimdi faiz inerse nasıl biz birden büyümeye geçmesini bekliyoruz? Mesela hiç bankalar kredi vermiyorsa faiz ne olursa olsun bir şey fark etmeyecek. Bir bankaların kredi verebilir olması gerekiyor. Değil mi? İki, insanların, Sinan Hoca da biraz önce söyledi, önünü görebiliyor olması lazım yatırımcının falan. Değil mi? Yatırım yapabilmesi için, kredi talebi olması için. Evet. Kredi talebi yatırımdan çıkacak, yatırım yapma isteğinden çıkacak. Yatırım yapma isteği için önümüzdeki 3 seneyi, 4 seneyi, 5 seneyi değil mi? Fizibilite yapacağım. Bir aylık yapmıyorum bunu, 20 senelik fabrika kuruyorum ya da ne bileyim 5 senelik bir şey kuruyorum. Önümü görebiliyor olmam lazım. Dolayısıyla bu bütün bir paket. Onun için hep söylüyoruz. Aslında bir tweet okudunuz. DTH'lar çözülmeden büyüme sağlanmaz evet. demiş. Aslında bu haklı. DTH'lar niye artıyor? Ekonomiye güven duymuyorsanız, ya bu kur artabilir diyorsanız DTH'a saldırıyorsunuz. Türk lirasına gitmiyorsunuz.
Bu ortamdan çıkarabiliyorsanız, çıkaracak politikalar uyguluyorsanız, bir avukat olduğunu tahmin ettiğiniz bir dinleyiciniz de işte hukuk sistemiyle ilgili düzenlemelerden bahsetmişti, Türkiye'nin asıl ihtiyacı olan. Evet. Yani böyle kapsamlı bir program yapabiliyorsanız, bütün risk algılamasını düşürecek, planlama ufkunu ileriye doğru genişletecek öyle bir ortamda zaten kur da stabil oluyor, enflasyon da kendiliğinden düşüyor, Merkez Bankası da faizi düşürüyor, risk primi de düşüyor, ekonomi de büyüyor, kredi açılabilir bir ortam oluyor. Şimdi buradan bunu kapatıyorum artık. Buradan şeye geliyorum. Yani bir şey daha söyleyeyim. Yani sorun büyüme mi enflasyon mu meselesi değil. Sorun topyekun bir program, ekonomiye duyulan güveni arttıracak, risk algılamasını azaltacak bir program. Türkiye bunu yapabilirse, yaptı vaktiyle, çok rahat enflasyon düşürebilir, büyümeyi de aynı anda sağlayabilir. Daha sonra değil. İlk önce enflasyon düşsün, daha sonra büyüme değil. Aynı anda hepsini yapabilir. Aynı anda yaptı da olur. Çünkü. Hocam valla tam sihirli değnek gibi yaptı, oluyor bu. Yaptı. Valla. Ya, ama 2001-2007 arasını söylüyorum size. 70'ten 6'ya düşüyor, %7 ortalama büyüme var. Yani tamam. Oluyor, olabilir. Tamam. O dönem çok önemli, ne olur. Tamam. Risk primi de acayip düşüyor, faizler acayip düşüyor o dönemde. Neyse, Merkez Bankası'nın yeri var mı? Ben şimdi şöyle bakıyorum, böyle bir soru geleceğini tahmin ettiğim için şuraya bir sayfa not almışım kendime. Bir, 12 ay 2020 sonu enflasyon tahmini 8.2. Diyelim ki 8 tuttu. Evet. Tamam. CDS'ler, Türkiye'nin riskini gösteren 300 civarı. Risk primi bu faizin üzerine koy. 300. %3 oradan koyalım. Evet. Ne yaptı? 8, 11. Bir de makul reel faiz koyun Türkiye için. 2 diyelim. 13. Şu andaki şey ne? 14. 14 faiz. Böyle bakarsanız bir puan yer var. Şey deyin, hadi şeyi indirelim. CDS'ler, bir program uyguladık. CDS'ler 300'den 150'ye düştü. 1,5 puan daha kazandınız. 2,5 puan. Yani böyle baktığınız zaman hiçbir şey yapmıyor olsanız bile sanki 1-2 puanlık bir yer var. Makul faiz 2 demeyin. 1 deyin. CDS'de şöyle deyin. Yani o yabancıların baktığı şey 300, hani biz birbirimize benzeriz, biliriz, o kadar korkmayız. Hani evet. 300'de ne bileyim ben 200'e indirin. O zaman 8 artı 2, CDS 2 alın, 10. Faiz de 1 alın, 11. Reel faiz. 14, 3 puan yer var. Yani nasıl bakarsanız, karamsarda 1 puan yer var, peki, İyimserde 3 puan yer var. Ama hangi ortamda? Yeni bir dış şok gelmeyecek, kuru arttırmayacak, enflasyon bu 8 tahminini yukarı çıkarmayacak. 12'ye, 15'e, 11'e. O zaman böyle bir risk varsa tamam, Merkez Bankası'nın yeri var ama bunu birden kullanmıyor olması lazım. Peki. Kanımca. Bir miktar indirim olabilir ama çok keskin indirim yaparsa risk almış olur. Profesör Doktor Fatih Özatay, çok teşekkür ederim değerli hocam katkınız için. Sonuna geldik. Ankara'ya çok teşekkürler. Bence Sinan Hocam'a da muhtemelen değil mi? Teşekkür edeceğim. Dönüşte sadece veda edeceğiz. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Profesör Doktor Doktor Sinan Alçın da bizlerleydi. Kısa bir ara, aranın ardından veda. Ekonomik görünümün sonuna geldik. Birazdan küresel piyasalarda 22'de buluşmak üzere efendim.